şerifleriniz hayırlı olsun büyük dedem Cevdet Paşa. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun büyük büyük dedem Ahmet Paşa. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun büyük 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 dedem Şerbet Paşa. Telloğlu ailesi istediğiniz gibi onurlu, gururlu ve disiplinlidir. Adile! Geliyorum abi! Adile neredesin? Buradayım abi! Buyur, kahveni getirdim. Bana bak, saat kaç? 8 abi. Bu ne rezalet? Hala kalkmadı mı bunlar? Uyuyorlar abi. Yahu ben yıllardır kızlarıma, damatlarıma öğretemedim mi? Bu evde kahvaltıya zamanı değil midir? Evet abi. Kaç defa söyledim? Telloğlu geç kalkmaz. Düşmanımız Seferoğulları bile çoktan kalkmışlardır. Haklısın abi. Hayırlı sabahlar baba. Neredesin sen Lütfü? Yoksa senle mi geç kalktın? Ne münasebet baba. Bir Telloğlu hiçbir zaman geç kalkmaz. Aferin oğlum aferin. Adile git kaldır şu miskinleri. Hemen abi hemen. Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında. Bir mahsur var mı? Ulan babamın yatağı. Ben de anamın yatağı demedim ki. Ulan seni benim babamın yatağında. Seferoğullarını gördüm. Nerede? Nerede mi? Rüyamda. Hayırdır inşallah bir rüya gördüm de. Anlat anlat. Efendim siz yeşil bir çayırda beyaz bir atın üzerinde kılıcınızı çekmiş Seferoğullarına hücum ediyorsunuz. Ya anlat yavrum. Anlat çocuğum. Biliyorsunuz at Murat'tır. Yeşillikte ottur. Biliyorum yavrum. Sen anlat anlat. Derken Seferoğullarından biri sizi yakaladı. Başınızı ota soktu.
Yok canım. Ya bunun üzerine siz otlamaya başladınız. Sonra Şaban Şaban diye kişnadınız. Aferin! Bıraktım ya! Sen de hiç yemiyorsun ya! Hayvan herif! Sofrayı kurmak senin işin değil mi? Evet. Bak, falanım hazırladım. Nasıl var gayet iyi. Ellerine sağlık. Bakın ne hale getirmişler. Söyle damat, kim yaptı bunu sana? Seferoğulları. Seferoğulları mı? Allah kahretsin hepsini. Boyları devliseceler. Bilmeliydim. Su uyur, Seferoğlu uyumaz. Evet. Kendileri varlanmış. Seninki benden kara. Bunun hesabını sormalıyız baba. Ya küçükken işleyi de parçalamışlar ha. Bana bak, doğru konuş, ben kimseler dayak yemem. Belli yememişsin ama beşli için eksik. Sağ gücün de biraz şişmiş. Sen onun gözünü gördün mü? Görmedim nere? Ulan başlarım ben. Yanma güzel işte, yanma. Sakin ol canım. Sinirler bebekim, yapma ne olur. Teşekkür ettim. Tamam. Anlat bakayım. Tam kahvenin önden geçiyordum. Seferoğullarından Kasım çıktı karşıma. Gel işte. Kasım nasıl, iyi mi? Ulan ben senin ananı avranı... Kesin! Nasıl oldu bilmiyorum. Birdenbire birbirimize giriverdik. Niye girdiniz? Birbirinizi göremediniz ulan mi? Şimdi. Kes! Şaban! Ne? Git sofrayı topla! Baş üstüne büyük be! Bunun intikamını alacağız Seferoğullarından! Alacağız! Şaban! Ne? Hadi sallanma çabuk ol! Sallanma çabuk ol! Gel bakayım şuna! Tamam mı? Oldu mu? Topladık. Hayallerin dert görmesin benim aslan oğlum. Yiğit kalsın. Sıtkı Bey, dört oğlumuzun dördü de aslan parçası maşallah. Rukiye Hanım, Seferoğlu erkekleri mert olur. Adamın paçasından tuttu mu sollar atar vallahi. Kasım'a adi telli oğluna gününü göstermiş. Tebrikler Kasım Bey. Teşekkür ederim Ayten Hanım. Yoluna çıkan telli oğlunu süpürmüş geçmiş. Ah Kasım abi, öldürmeden bırakmasaydın. Ölmekten beter ettin Fethi. Kasım amme kim kafa tutabilir? Evimizin direkleri. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Ay Cavit Hanım doğru söylüyor. Seferoğlu erkekleri varken dünya yıkılsa ayakta kalırız evelallah. Ah Makbulem, sen yüzme o tatlı canım. Ay üzmem Celal'i. Sen de korkma kız Cavidan. Sen yanımdayken kimden korkacakmışım? Fethim. O zaman siz de sakin olun. Ayten Hanım. Sakiniz efendim. Düşmanımız Tellioğulları Yeşil Vadi'ye de göz koymuşlar. Onları bırakmayız Fethi abi. Lan geberesi Celal. Keşke parçalasaydın abi o Tellioğlunu. Daha beter yaptım Celal. Benim aslan oğlum. Alçak Tellioğulları. O küçücük boyuna bakmadan Yeşil Vadi Tellioğullarındır diye tutturmaz mı? Aklının üzerine zor aldılar elinden. Ne? Yeşil Vadi bizimdir mi dedi? Evet baba. Ben vuruyorum, o Yeşil Vadi'yi size kaptırmayız ya kırıyorum. Anlaşıldı. Yeşil Vadi'nin hala kim olacağını anlayamadılar. Bu işi kökünden halletmenin zamanı geldi. Haklısın baba. Geç bile kaldık. Ne yapacağız? Hazırlanın. Yeşil Vadi'yi zapt edeceğiz. Gizli kalın sandalarım ortaya çıktı. Hazırlanın. Seferoğulları Yeşil Vadi'ye koymaya gidiyorlarmış. Latife mi? Nasıl bir? Olmaz öyle şey. Bu zorbalıktı. Evet. Boşverin şimdi. Hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Seferoğulların ölüm. Seferoğulların ölüm. Sana ne oluyor lan? Ya ben Telloğulların fedaisi değil miyim?
Sen Telloğulları'nın yüz karasısın. Allah Allah. Cehennemdesin. Şaban! Develerin başında bekliyorum. Şu su küpünü getir. Susuzluktan ölüyorum. Baş üstüne. Hadi çok vakit kaybettik. Yola çıkalım. Hele biraz daha soluklanalım baba. Büyük be. Siz hazırlanın. Yola çıkıyoruz. Çabuk ol. Develer. Deve. Develer. Allah Allah. Nerede bunlar ya? Şaban. Ne? Çabuk gel. Geliyorum. Lütfü be. Yükle şu kefeleri deveye.
Rütba. Ne var oğlum? Hani develer var ya. Evet. Nerede? Nerede? İşte ben de onu soruyorum. Nerede? Burada kaçtılar mı? Eğer benim eşeğe uydularsa kaçmış olabilirler. Ulan hayvan! Salak lafını katiyen kabul etmiyor. Bütün suç eşekte. Yeşil Vadi'ye kadar durunu vururum. Ölmek var da ölmek yok. Yürüyün, yürüyün. İşte Yeşil Vadi. Yeşil Vadi. Vadi değil, cennet. Bizim vadimiz. Bundan böyle telli oğullarının. Vallahi içim açıldı. Suları gürül gürül. Çiçekleri nasıl da kokuyor. Ay, gözlerim kamaştı. Sanki bir serap. İşte yeni topraklarımız. Burada insanın ömrü uzar be. Bekirim, bakarsa boyun da uzar. Bırakın ama konuşmayı. Hadi yürü. Ben sizi kestirmeden getiririm dememiş miydim? Yaşa. Hadi vakit kaybetmeyelim. Yeni topraklarımız için de çevirelim. Yavaş olun telloğulları. Yeşil Vadi'ye biraz erken sahip çıkmadınız mı? Sefer oğulları. Boyunuz posunuz nezlisin inşallah. Burada da çıktılar karşımıza. Biraz sonra çok fecil şeyler olabilir. Çıkın topraklarımızdan. Asıl siz çıkın lan. Sefer oğulları. Burayı keşfeden benim dedemdi. Senin neden keşfedemez? Niyeymiş o? Bunaktı da ondan. Evet doğru konuş. Sen sus lan Sırık. Kocama Sırık deyin ağzını yırtarım. Sinirlenme karıcığım. Bakıyorum da. Telloğlu erkekleri kadının arkasına saklanıyor. Erkekler, çıkın bakayım ortaya. Peki, göster bakayım seni dever hayvanı. Niye? Kocanı tekrar mı dövdürtmek istiyorsun? Tutmayın lan beni, tutmayın, öldüreceksin. Tutmayın küçük enişteni. Salıverin ciddi. Ayol bunlar meydanı boş buldu galiba. Yürüyün, bu itlerden mi korkacağız? Doğru, hadi siz de yürüyün. Korkmayın. Korkan kim canım? Saldırın Seferoğulları! Yürüyün Telloğulları! Yeşil Vadi'yi kimse alamaz elimizden. Durun yoksa onu durdururum. Bana bakın, simi toprak kavganızı tek bir kişi çözer. O da İskenderiye Bey'i Daver Bey. Buyurun gidelim, kozunuzu orada paylaşın. Kaçıncı kavga ha? Yıllardır bıkmadınız mı dövüşmekten? Bıkmadınız mı kavga etmekten? Kavgayı onlar başlattı. Hayırsız! Namertime saldırdılar. Durun! Yeşil Vadi'ye sahip çıkmak istiyorlar. Zorbalık sizin işinizdir. Yeşil Vadi'yi kimseye kaptırmayız. Durun dedim. İskenderiye'nin iki itibarlı ailesine kavga etmek yakışıyor mu? Kumandan, bunlarla nasıl baş edeceğimi şaşırdım. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Doğru, haklısınız efendim. Ne oluyor dede? Bunlar yine kavga mı etmişler? Başka bir şey yapmazlar ki. Şu yakışıklı olanı kimlerden? Hangisi? Şu canım, bıyıksız olan. Hıh!
Bey, biliyorsunuz Yeşil Vadi'yi gören benim dedemdi. Bu yüzden Yeşil Vadi'yi bize vermeniz lazım. Senin neden burnunun ucunu bile göremezdi? Çünkü bunaktı. Ağzını topla. Efendiler, Yeşil Vadi'nin kime verileceği konusundaki kararı ancak ben veririm. Bu kararı kanun ve nizam çerçevesi içerisinde vereceğim. Anlaşıldı mı? Şimdi barışın ve kararımı bekleyin. Alas mı aldık Kasım Bey? Hah şöyle. Sorma babam. Galiba tozuttu. Şöyle oturun çabuk. Ay yardım edin. Ay nasılsın baba? Bir şeyin yok ya. Seferoğlu alçakları babamın kafasına odunla vurdu. Vay namussuzlar. Vay alçaklar. Seferoğlu'na kimse alçak diyemez. Baba. Ne diyorsun baba? Onlar bizim düşmanımız. Seferoğlu'na düşman diyenin ağzını yırtarım. Baba. Ne söylüyorsun abi? Baba. Hiç üzerine varma. Yolda beni Seferoğlu zannedip yanaklarımdan öptü. Hoş geldin büyük bey. Baba! Babacığım! Yok efendim estağfurullah. Ne oluyor ya? Babacığım benim elini sefek. Ben Rudal evladım. Seni bilgiyle karıştırıyor galiba. Baba! Bizi dövdüler! Sahip oğlum! Vah anam benim! Beni baba sanıyor ya! Baba! Kafama vurdular! Belli oluyor, belli oluyor! Ben şimdi gider, o yaramazların elini kırarım! Ya bu beni hala karıştırıyor! Baba! O Şaban, Şaban! Şaban, Şaban! Yalancılar! Babam o benim! Babacığım! Büyük Bey ne oldu Mülayim enişte? Sus, çıldırdı, çıldırdı! Ay. Hey! İşte düşmanlarımız! Var olsun düşmanlarımız! Bıçak çekti! İçim acıyor! Oldu sen ne olur! Dur baba yapma! Ben ne olurum Lütfü! Sen babanı kattın! Yapma! Hala içim acıyor! Tutmayın beni! Tutun onu! Şaban bir şey yap! Ne yapayım? Ne bileyim? Akil! Akil! Efendim babacığım? Aferin yavrucuğum. Gel otur bakayım şuraya şöyle. Otur bakayım. Ne elindeki senin ha? Ver bakayım şunu. Yaramaz çocuk seni. Eyvah başımıza gelme bak. Hemen hekim başına haber verelim. Evet verelim. Deli misiniz siz de hekimin? Hekim olmaz. Niye olmaz? Herkesin diline düşeriz. Asıl Seferoğulları'nın diline düşeriz. Evet doğru söylüyor. Peki ne yapacağız şimdi? Tek bir çare var. Nedir? Babamız iyileşinceye kadar odasına kapatacağız. Tamam mı? Tamam. Şaban! Ne? Ha. Akil! Kim otur dedi sana? Kay bakayım ya! Yatma vaktin geldi oğlum. Hadi bakayım yatağına. Peki babacığım. Hadi dandini dandini. Hadi canım. Hadi yavrum. Burada Telloğlu ailesinin çok önemli bir meselesi için toplandık. Toplandık. Maalesef
Babamın ilerisini pek zannetmiyorum. Ben de pek sanmıyorum. Halbuki çok zor günler geçiriyoruz. Evet. Zorlanıyorum. Peki ne olacak? Telloğlu ailesi baş baş mı kalacak? Aslan! Aslan! Bunun için ailemize yeni bir reis lazım. Çok doğru. Lazım. Bu reis babam gibi cesur ve akıllı olmalı. Seferoğulları ölüm! Yaşasın Telloğulları! Yapma yavrum, yapma oğlum, yapma! Ya bizimki gene azdı. Babam gibi mert ve atılgan olmalı. Çok doğru. Lütfü Bey, söylediğiniz her şey bende mevcut. Aynen beni tarif ettiniz. Yani bu ailenin yeni reisi benim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, tezahürat istemez. Serseri herif, sen kimsin Telloğlu ailesinin yeni reisi olacak? Az önce kendin söyledin reis sensin diye. Burada bu vasıflara sahip tek bir kişi var. Evet. Ben. Sen mi? Evet. Allah Allah. Bundan sonra bu ailenin reisi benim. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Telloğlu'nun ailesi. Yaşasın. Bu çocuk da başım dertte ya. Gel oğlan ölüm. İstinizi öldüreceğim. İntihar. Amca. Amcacığım. Sen ne ara geldin amca? Ya hani ben senin babandım. Amca nereden çıktı oğlum? Bir karar ver, yoksa döveceğim. Ne elindeki senin ha? İndir bakayım onu. Yaramaz çocuk seni. Çık bakayım üzeri, çık. Peki amca. Çık ulan. Ulan ne öyle duruyorsun? Şimdi Telloğlu ailesinin yeni reisi olarak kararlarımı açıklıyorum. Can düşmanımız Seferoğulları ile savaşımız devam edecek. Yeşil Vadi ne olacak? Seferoğullarına bırakacak değiliz ya. Tabii bırakmayacağız. Yeşil Vadi'ye sahip olmanın tek bir yolu var. Nedir? Daver Bey'in kızı Leyla Hanım'la evleneceğim. Böylece Daver Bey de Yeşil Vadi'yi bize verecek. Sizler de yarın Görücü Hamamı'na gideceksiniz. Sen tutarsın yamacında adımı tamam nikahına. İki erkek değil güçlü olmazsa yanında. Adım iki erkek değil güçlü olmazsa yanında. İki erkek değil güçlü olmazsa yanında. Adım iki erkek değil güçlü olmazsa yanında. Zamanda bir kızı yoksa arkanda akıllıysa
gözüne kaydı, göz çakır battı, hayır diyemez ki hatunla. Kocam Vehbi, bilhassa en iyi yağ yumurtayı taşır getirir.
gelecek acaba? Kim bilir? Ama yıllardır Dağ abiyi iyi tanırım. Şen üzecek bir şey yapmaz. Düşünmem lazım. Ya. Öyle mi? Evet. Küçük bir işim var. Müsaadenizle. Halledip döneceğim. Müsaade sizin. Buyurun efendiler. Oturun. Sağ olun Defterdar Bey. Aman da gelinimize maşallah. Hadi oradan. Nereden sizin gelininiz oluyormuş? Leyla'mızı kimselere kaptırmayacağız. Çekiştirmeyin kızımı. Leyla. Gel kızım. Olanlardan haberin var değil mi? Evet baba. İki aileden birini seçmemiz lazım. Senin bir kararın var mı? Estağfurullah baba. Saklama benden yavrum. Evlenecek olan sensin. Gel bakayım. Açık söyle. Gönlün kimi istiyor? Telloğullarından Lütfü mü? Seferoğullarından Supi mi? Ama baba. Hadi söyle. Hangisi? Demek Seferoğullarından Supi'yi beğendin. Kıskanç herifler! Burada ne karşınıza çıktınız? Asıl siz karşınıza çıktınız! Ağzınızı alayın artık! Bana bak doğru konuş senin ağzını ya! Kusura bakmayın Sıtkı Bey. Beklettim. Aman efendim. Estağfurullah. Kararımızı en yakın zamanda açıklayacağım. Sakın meraklanmayın. Çok sağ olun efendim. Ha, siz gidebilirsiniz Lütfü Bey. Müsaadenizle biz de gidelim. Efendim bir işiniz yoksa akşam yemeğini beraber yiyelim. Şeref duyarız. Biz de kalalım mı efendim? İnşallah başka bir akşam efendim. Ya öyle mi? Hı hı. O zaman biz rahatsız etmeyelim. Gidelim o halde. Yürüyün. Thank you.
Bu karıyı kızdırmaya gelmez. Ediminizde oturun. Bana edipten söz edene bak. Haklı mı? İyi. Hadi al oturalım. Biz de şöyle ilişelim bari. Çaresini bulacağım. Buldum. Daver Bey kimden çekinir? Kimden? Kahire Sarayı'ndan. İnsanın Tosun Paşa gibi bir akrabası olursa elde edemeyeceği şey yoktur. Tosun Paşa da kim? Kahire'nin en güçlü paşası. Hem buralarda onu kimse tanımaz. Tosun Paşa'yı mı getireceğiz? Hayır. Sahte bir Tosun Paşa yaratacağız. Ama bizim bu Tosun Paşa daha önce hiç kimsenin görmediği biri olmalı ki oyunumuz anlaşılmasın. Ama kim? Kim bu Tosun? Sen değil lan. Kim?
Ya bu ben yine karıştırmaya başladı. Şimdi enişte zannediyor. Çok hıyar bu senin baban ya. Ulan sen benim babama nasıl olur da yerlersin? Diyen mi? Gel yavrum, gel çocuğum, Tosun'um benim, Tosun Paşa'm benim. Bana bak, yok ben Şaban'ım. Hayır, Tosun Paşa'sın sen. Ah canım, bu da beni karıştırmaya başladı. Buldum Paşa'yı, buldum Tosun Paşa'yı. Tabii ya, ben de Paşa'yım, sen de Paşa'sın. Gel öpeyim. Herkes Paşa olsun, sen de Paşa ol, sen de Paşa ol. Bah zavallı sapıttı. Üstüne varmayın, didiyor. Tehlikelidir, ısırabilir. Salak, geç öyle. Şaban. Ne? Yavrum sen şimdi Tosun Paşa'sın, tamam mı? Paşayım değil mi? Evet. Ama vazgeçmek yok ha. Ben de bileyim ne olduğumu. Bir baba oluyorum, bir enişte oluyorum, bir paşa oluyorum. Yok evladım, sen bundan sonra Tosun Paşa'sın. Ya bu paşalık işi iyi de, ben Tosun ismini sevmedim. Kamil Paşa olsa olmaz mı? Olmaz. Tosun Paşa'sın sen. Yalnız paşa olmak öyle kolay iş değil. Yok canım. Paşa dediğin dik, sert bakışlı, mağrur, yiğit, atılgandır. Gözleri ateş saçar. Hüttü Bey, ben hepsini yapıyorum da gözlerimden ateş çıkartamıyorum. O nasıl oluyor acaba? Salak! Kalk şöyle kalk! Çek mideni içeri, göğüs dışarı. Tut nefesini tut! Tut! Sakın bırakma! Sakın bırakma! Gördünüz mü? Tam bir paşa. Sakın nefesini bırakma. Nefesini bırakma! Ulan! Salak herif! Bir türlü yapamıyorsun. Beni izle. Tosun Paşa benim. Ya genel var geçtin. Hani Tosun Paşa bendim. Şimdi benim. Yok arkadaş, ben sevmedim bu paşa oyununu. Ben yine Şaban olacağım. Olmaz. Olmaz. Şaban yok artık. Şaban öldü. Ne zaman öldü? Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya. Saçmalama lan. Zekiye, git oradan Meras'ın kılıcını getir. Damatlar! Siz de geçin şuraya, Meras'ın damarı olun. Dik, dik, dik dur. Hüdayim, ne koyuyorsun? Hadi. Tamam, tamam, tamam. Bak yavrum, bu Meras'ın kılıcıdır. Daver Bey'in köşkünde seni Merasim taburu karşılayacak. Öyle mi? Diyelim ki damatlar da Merasim taburu. Öyle mi? Şimdi sen Merasim taburunu selamlayacaksın. Anladım. Selamun aleyküm can efendim. Öyle değil evladım. Öyle değil. Kılıcını çekip selamlayacaksın. Bak böyle. Merhaba tabur. Sol. Hadi. Çıkmıyor. Merhaba tabur. Sol. Çek artık. Gayret ediyorum ama olmuyor. Merhaba tavır. Sağ ol. Siz de sağ olun. Dikkat et. Hadi çek. Bir çekebilsem. Merhaba tavır. Sağ ol. Allah afiyet versin. Ulan olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ah. Oldu, oldu, iyi oldu. Yiğidim canım Tosun Paşa, aman yetiş. Gözler ateşli, omuzlar yıkıl paşalık son iş. Tutar nefes, davul ses var göze taşa. Şeker kılır sonra alır şülüme paşa. Rozeti çak, apolet aç, şah gibi olsun. Kabak görsün, söyle sözü yürüme Tosun. Her an durdum, gider oldum, paşayım artık ben valla. Neden benim sorma derim, orlu orlu. Selam durdum, gider oldum, paşayım artık ben valla. Neden benim sorma derim, orlu orlu. Ha ha ha! Ha ha ha!
Her derde deva, şaban yok artık burada.